Arkadaşlar selam. Geçen gün akülerimiz, güneş panellerimizi aldık. Evin orada alüminyum parçaları kesmiştik. 4 tanesini vidaladık. 2 tane güneş paneli birbirine bağlantı yaptık krom vidalarla. Şimdi ise arabanın üstüne yavaştan çıkartıp orada silikonlayacağız. Şöyle bir köşe bant alüminyum 3 metre kadar aldım. Fiyatı 30 lira. Şu an için 2 panel takıyoruz. Arkada klimanın motoru var. 2 tane sığıyor. Belki ileride onu iptal edip sadece ön panel klimayı kullanıp oraya bir mekanizma taktırıp sonradan ekleyebiliriz. Yazın 2 panel yeterli oluyor diyorlar ama karavancı abiler genelde 3 panel öneriyorlar. Birazdan Dyson silikonla bunları yapıştıracağız. Yanlara 2'şer çıta, kalın çıta atacağız. Buralara 3'er çıta. Bunlar krom vidalar, paslanma yapmaması için. Bunlar alüminyum. Arabanın üzerinden bir tane delik açacağız. Oradan elektrik kablolarını aşağı indireceğiz. Onun dışında bunlara her birine delik açmamak gerekiyormuş. Karavancılar genelde bunları Dyson silikonla, Sika ile tutturup bu şekilde kullanıyorlarmış. Birazdan sıkacağız. Yaklaşık 2-3 saate kuruma sağlıyor. Bir gün içerisinde tam bir kuruma sağlayacak. İnşallah güzel olur. Solar kablolar artı eksi. Ait şimdi onların uçlarına jackları takacak. Sonra buraya monte edeceğiz. Buradan bir delik açacağız. Oradan aşağı indireceğiz. tamamlandı. Ayça'ya teşekkür ediyorum. Panelleri taktık. Artık bir deniz hak ettik. 2-3 saat buradayız. Silikon kuruduktan sonra artık akşam üzere çıkarım. Panelleri yaparken az kalsın güneş geçiyordu. Sonra hava kapattı. Bu sefer de yağmur fazla yağacak, silikonlara şey yapacak diye düşünürken neyse ki çiseledi geçti. Şimdi her şey normal. Bir şeyler atıştıralım. Görüşürüz. Antalya Balıkçı Barınağı. Ha, şeyi de gösteriyor, tamam. Onun yaptığını yapıyor aslında, değil mi? Yapıyor. 84.0. Tam dolu değil. Aküler. Aynen. 12.8 akünün gücü bu. Aha. Bu şurada ışık bağlayabiliyorsun. Buradan yani direkt aküye şey yapmadan ışık alabiliyorsun. Ha, o konuma mı getirmem lazım öyle bir durum? Her şeyi gösteriyor işte. Aha. Aküden ışığa giden. Sıcaklığı bile görüyorsun, 28 derece. Bak şu an şarj ediyor. Şarj cihazımızı bağladık akülerimize. Şu an gördüğünüz gibi dolmaya başladı panellerden aküye. Şuradan panellere girdik, girişleri. Buradan da aküleri çıkış yaptık. Şimdi arabanın içinde kullanacağımız elektriği de tekrar akü başlarından alacağız. Şurada bir çıkış var. Burası güneş panelinden direkt ışığa çevirmesi için sanırım kullanılacak bir yer. Esas elektrik alacağımız yer kutup başlarından alacağız. Şu an için sistem kurulu diyebilirim.